Alparslan Türkeş'in doğduğu ev Kıbrıs'ta. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve aynı zamanda eski genel başkanı olan merhum Alparslan Türkeş, 1917 yılında hayata gözlerini izlediğiniz bu evde açmıştır. Kıbrıs'ın Lefkoşa ilçesindeki Haydarpaşa Mahallesi, Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde dünyaya gelmiş olmasının yanında 8 yaşına kadar da bu evde yaşamıştır. Müze, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımına büyük katkı sunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Türkler, Alparslan Türkeş'in Lefkoşa'daki evini ziyaret ediyor. Alparslan Türkeş'in yaşamını sürdürdüğü yıla kadar kullandığı pek çok eşya müzede sergilendiği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Türkler pek çok eşyayı müzede görme imkanına sahip oluyor. Videonun tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917 öğle vaktinde Koyunoğlu ailesinden Tuzlalı Ahmet Hamdi Bey ile Fatma Zehra Hanım'ın çocuğu olarak Lefkoşa'da Haydarpaşa Mahallesi, Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde dünyaya geldi. Günümüzde TİKA tarafından bu ev restore edilerek 2019 yılında müze haline getirilmiştir. Türk dünyası tarafından takip edilmekte. Bu eser Kuzey Kıbrıs'ın ideallerinin bir değer olduğunu göstermesi adına çok önemli. Alparslan Türkeş'in evi gelecek nesiller için güçlü bir bağın sembolü olacak bir müze. Günümüzde Alparslan Türkeş'in doğduğu ev müze olarak kullanılmakla beraber ziyaretçilere de açık haldedir. Türkiye ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde onarılan ve 2019 yılının Temmuz ayında ziyarete açılan müze, ziyaretçiler için pek çok değeri bünyesinde barındırıyor. Müze içerisinde en çok dikkat çeken parçalar, Alparslan Türkeş'in okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim, hac görevini yerine getirdiği sırada üzerine namaz kıldığı seccade ve kullandığı tesbih olarak bilinmektedir.